koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan tarihinden itibaren 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi. Ancak havaların ısınmasıyla birlikte bu yaş grubunu evde tutmak aileler için daha da zorlaştı. Uzmanlar aileleri evde çocuklarıyla daha kaliteli vakit geçirmeleri ve özellikle ergen yaş grubuna daha hassas davranmaları konusunda uyardı. Ben mesela puzzle'ı seviyorum. Öteki arkadaşımız başka bir oyunu seviyor. Bunun gibi oyunlar, aktiviteler lazım bize. Yani çocuğu işte telefonun başına bırakalım, internetin başına bırakalım, oyun oynasın değil. Birlikte ailecek vakit geçirelim. Bir noktada geçmişte kaçırdığımız zamanları burada bir fırsat bilip ailecek birlikte bir sosyal vakit geçirme, kaliteli vakit geçirmeye odaklanmamız lazım. 3 yaşından itibaren çocuklara bunu tatlı bir şekilde anlatmamız lazım. Yani virüs gelecek, kirli, pis, aman sakın ha, sarılma, yapışma değil de ellerimiz kirli, bak dokunmadan şimdi gidip elimizi yıkamamız lazım gibi onlara bunu anlatabiliriz. Tatlılıkla, güzel bir dille izah edebiliriz. Korku ve kaygı ortamı yaratmadan, oluşturmadan. Ergen aslında yaş daha çok. Onlar da özellikle hani bu durumun kısmen vakıf oluyorlar. Bir işte okul tatil olmuş, evde. Bir daha az önce bahsettiğim gibi işte internet ortamı var, haberler var. Bir sürü çeşitli haberler dolaşıyor. Bunların çocuk bir kısmına vakıf olabiliyor. Ama neyin doğru olduğunu, neyin yanlış olduğunu süzemeyebiliyor. O yüzden bu kaygı korku durumu aslında ergen yaş grubu için daha büyük bir tehdit. Yani 12-18 yaş arasındaki gençler için o kaygı korku ortamı daha büyük bir risk oluşturuyor aslında. Konuşmak, anlatmak, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği gerçekçi verileri paylaşmak, bunun için tedbir aldığımızı, çocuğun tedbir alması gerektiğini bilmek ama panik yaratmanın da bir faydası olmayacağını, hatta zararı olacağını anlatmak. Kaygınız çok yoğun olursa, stres cevabı çok yüksek olursa vücutta stres hormonları artar. Bu da savunma sisteminizi zayıflatır ve baskılar. Çocuklar sıkılmasın diye ne yapıyorsunuz? Vallahi çocuklar sıkılmasın diye biz artık bir ebeveynler olarak çocuklara bayağı bir uğraşıyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Mesela evde yaşamadığımız şeyleri yaşıyoruz. Çok güzel. Hemen bu hastalık gerçekten insanları bir araya getirip güzel ortamda yaşamayı öğretti. Yani bir ailesiyle, çocuğuyla, çoluğuyla yaşam öğretti. Sıkılıyorlar. Kapının önüne biraz çıkıyorlar. Ondan sonra onlara da yasa geldi. Hemen içeri giriyorlar. Ne yapsınlar? Ne yapıyorsunuz sıkılmamaları için? Televizyon açıyorlar, bilgisayar oynuyorlar. Siz bir şey yapıyor musunuz? Ben kendileriyle uğraşıyorum ancak. Getir, götür, yedir, içir. Bunlarla uğraşıyor. Evet. Sıkılma kelime değil. Yani birbirlerini yiyorlar hesabı. Tabii ellerinden telefonlar da düşmüyor, tablet düşmüyor ister istemez. Benim 3 yaşındaki kız YouTuber'lara üye olmuş. Yani benim yapamadığımı o yapıyor. Ha, bir yandan da iyi mi iyi. Geçmişe dönüyoruz. Televizyonları kapatıyoruz. Oyunlar oynuyor. İsim şehir hayvan tarzı. Vallahi evde sıkılmaması için işte ders çalışıyorlar. Bazen evde top oynuyorlar. Televizyon izliyorlar. Bazen telefonla uğraşıyorlar. İşte bazen şamata yapıyorlar işin gerçeği. İşte öyle geçiyor hayat yani. Zor geçiyor ama. Kızım streste. Oğlum iyi kötü geziyor, tozuyor. Ama kızım streste. Peki ne yapıyorsunuz onun sıkılmaması için evde? Okul açlığı veriyordum mesela. Yine haftalık açlık vermeye çalışıyorum. Abur cubur seviyor. Abur cubur alışverişim benden yoksun, bırakma baba dedi. Yani öyle idare ediyoruz yani.